abi. Küçük ama şimdilik işine göre. Yok. Küçük değil ya, gayet iyi. Anahtarı veririm sana. Bir şeye ihtiyacın olursa bir telefon yeter. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Allah'a emanet. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeş, nasılsın? Özlemişim vallahi kardeşim ya. Vallahi ben de çok özlemişim ya. Gel buyur. Çıktığını duydum hemen geldim. Geçmiş vallahi olsun. İyi yapmışsın, sağ olasın. Ne yaptın biz içerideyken? Aynen, nasıl bıraksanız öyle devam. Sen niye kurtuldun amına koyayım? Biz içeri girdik, sen paşayı sıyırdın. Lan keşke siz de girmeseydiniz oğlum. Nereden bilecektik bu işler böyle olacak? Yapacak bir şey yok. Oldu bitti kardeş ya, boş ver. Bizim oradan bir haberin var mı ya? Ona da çıkmış olması lazım mı? Daha mahallede gören olmamış. Ama ulaştığımda ilk fırsatta mutlaka buluşup görüşmemiz lazım. Aynen, iyi olur ya. Onunla da bir görüşelim. Burada ne kadar kalmak planlı? Önümüz yaz. Daha buralardayım. İyi tamam. Ooo Uğur abi, geçmiş olsun. Sağ ol kardeş, eyvallah. Ne zaman çıktın? Daha yeni çıktı. Mehmet de çıkmış. Öyle mi? He. Ben bir onun yanına uğrayayım o zaman. He. Bıraktığımız gibi. Eyvallah. Neyse ortak, bana müsaade. Gideyim bir uğra bakayım, babasıyla arası kötü, ne yapmış birilerini. Harbi ben de geleyim ya. Gel hadi. Giderim. Bu. Selamünaleyküm gençler. Selam. Hoş geldin. Eyvallah. Hayırdır böyle ayaklanmışsınız nereye? Valla senin eve geliyorduk bize. Ha, gidin gidin. Belki bulursunuz. Bizim peder de eve taşımış. Harbi nereye taşındınız? Buralarda değil ya. Uzak. Ne yaptınız? Problemleri çözdünüz mü? Sıkıntı falan? Yok be oğlum ya. Ne sıkıntısı olur? Ne bileyim oğlum, ben atıp tutuyordu sen cezaevine girerken. Evlatlıktan reddederim falan filan. Sorun yok. Bir iki söylendi. Sonra baktı orada kabullendi yani. Ne yapacaksın? Bakın. Hepimizin toplanmasını en çok ben istedim. 4 kişilik bir iş var. İşi ayarlayan adam ve üçümüz anlaşabilirsek hiçbir sıkıntı çıkmaz. Temiz bir işse ben varım. Bu kadar olaylar sonra yine mi hırsızlık? He, evet. Lan 4 yıl içeride yattın. Oğlum, senin baban hırsızlıktan ömrü hapishanede geçti. Hadi biz de girmedin paşayı sırdın. Aklın başına gelmedi mi senin daha? Ne yapacağız peki kardeşim he? Ne yapacağız? Cezaevinden yeni çıktık. Sicilimizde hırsızlık var oğlum bizim. Kimse bize güvenmez artık. Hiç mi tanıdığınız yok? Adam akıllı çalışırsak illaki birileri arkamızda duracaktır. Aha bunu dururlar kardeşim. Aha bunu dururlar. Kim sana bana iş verecek lan? Hırsızız oğlum biz. Bakın benim bir fikrim var. Bize sıfırdan başlama için para lazım değil mi? Eyvallah. O zaman biz kendi bildiğimiz olan parayı kazanalım. Yine sıfırdan başlarız. Lan kardeş, sıfırdan başlamak için sıfırlamak gerekir.
Hırsızlıktan kazandığın parayla sıfırdan mı başlanır? Oğlum biraz cesur olun lan. Lan hırsızlıkla para mı kazanılır? Şşş. Asıl hırsızlık cesarettir. Bu zamanla cesursan hırsız olursun. Zekiysen mafya. O zaman aramızda zeki kimse yok. Hamallıkta mı yapamazsınız oğlum? Lan simit de mi satamayız? Adam akıllı çalışmak varken niye çalacaksınız lan? Niye böyle yaptığını bir anlasam kardeş. Niye böyle yaptığını bir anlasam. Ulan madem böyle parlak fikirlerin vardı, cezaevine girmeden önce niye yapmadın? Şimdi gelmiş bize burada adamlık dersi veriyorsun. Kardeş ben belki şimdi adam oldum. Sizin de şimdi adam olmanızı istiyorum. Ha tamam canım. Vallahi kusura bakma, benim senin adamlık derslerine falan ihtiyacım yok. Ben gidiyorum oğlum. Sen de düşün, taşın, kararını ver. Bilgisini verirsin bana. Bekle lan, bekle, ben de geliyorum. Ulan var ya, bu Mehmet hala ne yaptığının farkında değil. Ben de düşüncesinde taraflar da var. Bırak ya, sadece kendini aklı göstermeyi başarıyor. Hepsi o. Neyse, senin bahsettiğin bir iş vardı. Ne iş o? Kuyuculuk yani. İşe alan adam orada çalışıyor. Attı orada atıp kaldı. Bayağı büyük bir iş desene. En az 10 milyon. O iş bizi şu an aşar. Bize daha basit ama karın doyurabilecek bir iş lazım. Benim şimdi ufak bir işim var. Onu halledeyim, sen arayayım haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Selamun aleyküm abi. Abi rahatsız ettim de. Ya biliyorsun, içeriden yeni çıktım. Bir iş lazım abi. Yönlendirebileceğim bir yer var mıydı acaba? Anladım abi. Sağ ol. İyi günler abi. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl güzel insan. Abi bir işe ihtiyacım vardı acaba. Çalışabileceğim bir işiniz var mı öyle bir yer? Kardeşim maalesef ya. Olsa yardımcı olmak isterdi o. Kusura bakmayın. Sağ olasın. Hayırlı teşekkürler. Sağ olasın. Merhaba, kolay gelsin. Abi. Teşekkür ederim. Buyurun. Ya elemana ihtiyacınız var mıydı? İş ayırın ya. Şu an yok maalesef. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Şey ihtiyacım var da, eleman alıyor musun ya? Maalesef kardeşim ya. Şu an ortalık çok sıkıntı. Hiçbir şekilde alamam. Abi hiç mi ihtiyacın yok abi? Maalesef. İnan kendimi zor geçindiriyorum şu an kardeşim. İyi sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsın kardeş? İyiyim Allah'a şükür. Ya içeri girdiğini duydum. Doğru mu? Doğru ya. Oldu bir hata işte. Niçin girmiştin? Hırsızlık diyenler oldu, uyuşturucu diyenler oldu. Ben de aslını bilmeden inanmadım. Dedikodular bitmiyor. Adam ben yaralama ya. Şeytana uyduk. Çok geçmiş olsun kardeşim. Şimdi ne yapayım? Vallahi iş arıyorum. Malum sabıkadan dolayı kimse de iş vermiyor. Harbi yok mu senin bildiğin bir iş ya? Tabi bana güveniyorsan. Ha oğlum manyak mısın ya? Sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim lan? Çocuklar arkadaşımsın. Ya bir tane abi var. İnşaat işi yapıyor. Bir adam arıyordu. İstiyorsan bir konuşturayım seni. Harbi ne iş olsa yaparım ha. İyi. Ya şu ilerideki Epki inşaat. İstiyorsan beraber gidelim. Ben gideyim. Sen bir telefonla görüş. Ben gider görüşürüm. Tamam öyle yapalım. Ben arayayım. Sen de bir git.
Eyvallah kardeşim. Tamam, Allah'a emanet. Eyvallah, görüşürüz. Allah'a emanet. Çakmak var mı? Burayı nereden buldun ya? Bir sigara versene sen de. Vereyim, iş işte bilirsin. Her şey karşılıklı. Boş bir ev var. Uzun zaman kimse evde olmayacak. Ev sahibi tatile gitmiş. Çok basit. Al çık. Ev soyma işi bana göre değil. Ama bu işi yapacak birini sanıyorum. Beni görmeyi unutma. Her şey karşılıklı. Buluşmamız lazım acil. Birazdan gelirim. Eyvallah. Yeter lan. Bu konuştuğunun sonu yok. Cüzdanı bırak. Beni serbest bırak. İlanı için gelmiştim de. Patron müsait mi acaba? Bir dakika, ben sizi şöyle bekleteyim beyefendi. Tamam. Haber vereyim ki geldiğinizi. Bir beyefendi geldi iş görüşmesi için, müsait misiniz? Yes. Beyefendi buyurun, müsait. Selamünaleyküm.
İyi günler, nasılsınız? Elhamdülillah, hoş geldin. Hoş gördüm. Burak aramıştır sizi belki. İş ilanı için gelmiştim, o yönlendirdi. Aradı, görüştüm. Daha önce ne iş yapıyordun? Daha önce market, bakkal, mağaza, ayakkabıcı. Buralarda çalıştım, yalnız bir sorunum var. Cezaevinden yeni çıktım. Bilginiz olsun. Niye girmiştin cezaevine? Namus meselesi, bir kavgaya karıştık. Kavganın dozunu da biraz arttırınca adam yaralamadan girdim. Geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Burak'la nereden tanışıyorsun? Burak benim çocukluk arkadaşımdır. Küçüklükten beri tanırız birbirimizi. Peki, biz inşaat işi yapıyoruz. Evet. Sen burada görevli olacaksın, gelen misafirlerimize bakacaksın. Evet. Yapabilir misin? Tabii, ben iş konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Elimden geleni yaparım. Şimdi şu an sigorta yapamayız. Evet. Bir iki ay, üç ay birbirimizi tanırız. Sen de işi görürsün. Ondan sonra sigortayı da konuşuruz. Tabii benim için hiç sorun değil. Çalışırım. Peki. İstersen yarın başlayabilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Size güzel haberlerim var. Akşama toplanalım. Benim evde. Hayırdır? Neymiş bu kadar önemli olan mesele? Bizi alelacele çağırdın. Hani iş bulamazdım. Bak buldum bile bir tane. Hayırdır? Ne işi bu? Bir ofiste yardımcılık yapacağım ya. Hayırlı olsun. Eyvallah. Sabıka kaydını biliyorlar mı? Biliyorlar da tam olarak değil. Nasıl yani lan? Yalan mı söyledin adamlara Mehmet? Ne yapayım oğlum? Doğruyu söylesem işe mi alırdı adamlar? Oğlum eninde sonunu öğrenmeyecekler mi? Senden sigorta için evrak isteyecekler. O zaman ne bok yiyeceksin? Kardeş, kendimize iş kuracak parayı kazandıksa nasıl bizim için önemli değil. Sen öyle diyorsun da. Senin çalışıp bir yerde kazanacağın parayı ben bir gün hallettim. Oğlum bu ne lan? Daha dün ne konuştuk biz? Ha? Niye oğlum? Adam kısa sürede ortaya elle tutulur bir şeyler koyuyor. Oğlum ikinize de söylüyorum. Bu yolun sonunda bok yoluna gideceksiniz ama benden yardım isteyeceksiniz. İş işten geçmiş olacak. Ben size doğru yol için bir fırsat sunuyorum. Senin bu doğru yolun bizi aç bırakacak kardeşim. Bir yalanla işe girmişsin. Gelmiş bize burada doğruluk dersi veriyorsun. Lan kardeş, ben bu çalıştığım yerde kendimi sevdirdik sonra sizi de işe aldıracaktım. Ama madem öyle, ne haliniz varsa görün. Sen bu konuştuklarına pişman olursun da iş işten geçer. Söylediklerine ciddi misin? Sonuna kadar. Eyvah. İş bulmuşmuş. İki gün sonra kapının önüne koyacaklar, kendinin haberi yok. Boş ver sen. Herkes kendi işine baksın. Şu bahsettiğin iş neydi? Boş bir ev var. Evdekiler şehir dışına çıkmış. Temiz iş. Risk sıfır. Yer nerede? Tekke'de bir ara sokakta. Yarın akşam direkt keşfe gideriz. Hatta direkt işe koyuluruz. Tamam o zaman, yarın haberleşiriz. Aynı yere gidiyoruz oğlum. Gel zaten ya. Çay içelim. Birazcık ofisimizi bahsedeyim size. Evet. Burası mutfağımız. Yemeklerimiz vesaire burada yapılıyor. Evet. Burası zaten lavabomuz. Burası yine bekleme yerimiz. Evet. Zaten patronumuzun odası da burası biliyorsunuz. Burası da bizim çalışma alanımız. Yani burada artık beraberiz ikimiz. Evet. Öyle. Otur istersen buyurun. Thank you.
Patron odası temizlenecek de. Şöyle bir masaların üstünü falan tozları bir al. Tamam. Şimdiden yap ki patron gördüğünde eğer geldiğini biraz gözüne girmiş olursun. Sıkıntı yok ya. Tamam. Yaparsın. Kolay gelsin. Orada ne işi var? Bunun yeri burasıydı. Gözümden kaçmış herhalde. Tekrar yerine koyarım. Ne yapıyorsun lan? Biz değil. Sen yapıyorsun. Beni dinle. Şimdi ev şura, fili şarkı taraftan. Şu duvarı görüyor musun? Oradan atla. Bir tane aşağıda korkuluk var. Korkuluklardan çıktın mı balkondasın direkt. Evin içindesin yani. Tamam mı? Temiz iş. Çık, al. Ben de o sırada kendi işimi yapacağım. Ne yapacaksın? Araba mı çalacaksın yine? Aynen. Seni buradan yeni aldığım arabayla alacağım. Ama şu yolun sonunu görüyor musun? Oraya gel işimi bitirince. Tamam? Tamam. Git sen hadi. Tamam, ben buradayım, hadi sen. Bir 5 dakika gözlülük yapayım. Çık sen hadi. Dikkat et. Gözüne seveyim, sen de dikkat et, hadi. Thank you.
Başımı yakıyordun lan az olsun. Lan nasıl ya? Kim vardı oğlum? Nasıl biriydi? Gördüler mi seni? Lan ne bileyim ben. Kızın teki vardı işte. Nasıl? Amına koyayım, bir işimize düzgün gitmiyor ya. Şimdi ne yapacağız? Neyse oğlum, en azından arabamız var. Görmemişlerdi zaten seni. Şimdi ne yapacağız? Ben yarın sabah arabayı elden çıkarırım. Seni almaya gerek yok. İndir lan ben sağda bir de. İndir. Yapacağım işi sikim. Sabah erken geliyorum, ona göre telefonun açık olsun. Lan siktir git, ne zaman gelirsen ya. Senden araba falan alamam. Bıraktım o işleri. Lan abi, bu seferlik de alsan. Elimden patlasın araba ya. Almam dedim. Israr etme. Bak işine. Yapacağın işi sikeyim senin ya. Usta, ne yaptınız inşaatta? Sucular gelecekti. Geldi mi? Usta, elektrikçiler gelecekti. Ne yaptınız? Geldiler mi? Tamam, ben geleceğim bugün bir ara zaten. Geldiğimde konuşuruz. Yürü bakalım usta. Etrafı toplarken çantayı içeride bulduk da nereye bırakalım bunu? Öbür odada bir kenara bırak. Tamam. Yo, Oğuz. Aşağıdayım, aşağıda gelen. He, arsadayım, hadi gel bekleyin. Bu araba hala neden sende olur? Sana kötü haberlerim var. Ne oldu yine? Hurdacı Fatih olacak orospu çocuğu ben içerideyken unutmuş. Almam diyor arabayı. Nasıl almam diyor lan? Aramadın mı sen bu adamı daha önce? Yok. Bu sabah gidecek. Gitmeden de bir arayayım dedim. Aramaz olaydı. Almam diyor. Senin kafanı sikeyim lan. Ne yapacağız lan şimdi biz bu arabayı? Ne bileyim lan ben? Ben de o yüzden geldim senin yanına işte. Cuma bir ara bir sor. Belki vardır bir tanıdık falan. Oğlum bak, yeteri kadar önce gündem olduk. Daha fazla gündem olmayalım. Şimdi mi aklına geldi oğlum bu? Ben gidiyorum oğlum. Ara konuş. İçeri gireceğiz lan sen yüzüne. Beynimi sikeyim sana. Gündem olmayalım iş. Dengesiz. Hayırdır kardeş, sen buralara binmezdin. Yardımın lazım. Biliyorum zaten, işin düşmezse gelmezsin. Lan abi, onu bunu bırak da cidden yardımın lazım. Bin şuraya de konuşalım. Geçen gün bu arabayı patlattım. Şimdi araba elimde patladı. Elden çıkaramıyorum. Lan oğlum, sen manyak mısın? Bu yaptığın delilik. Daha yeni içeriden çıktın. Bir de bu çalıntı arabayla benim yanıma geliyorsun. Lan abi, ben senden akıl almaya gelmedim buraya ya. Biliyorum zaten, akıl almaya gelmedim. Bu arabayı nasıl elden çıkaracaksın onu düşünüyorsun. Öyle ama fark etmez. Bu arabayı elden çıkaralım. Payın neyse vereceğim. Bildiğim bir yer var. Hadi sür gidelim. Yakın zaten şurası. Ya. Bana böyle gel ya. Bırakacağım zaten bu işleri. Ama biraz para lazım. Gel sana boyacı yapalım. Bırak işleri. Abi ne anlarım ben boyacıktan Allah aşkına ya. Ben kolay para adamıyım. Yani ama bırakmam da lazım dediğin gibi. Senden ne emmeye geliyor ne gömmeye geliyor. Sağda dur, geldik. Şura mı? Evet.
Geldik zaten, şurası sokağın içinde. Benim bir patronla görüşmem lazım da. Tamam. Abi bugün ben erken çıkabilir miyim? Tabii çıkabilirsin. Tamam, teşekkürler. Abi arabayı tam bulmuyorum. Direkt kalk kalk. Bizim... Neredeydi araba? Köşede abi. Yeterin amına konuşma hala. Mahalleli gençler ara, hepsi buraya gelsin. Tamam abi. Şimdi senin belanı siktim çocuk. Akşam saat 9:30'da aracı bu adrese getir. Tamam kardeşim, seninle akşam haberleşiriz. Eyvallah. Alo, Cuma abi, ne yaptınız? Hallettik, sıkıntı yok. Uğur akşam arabayı getirecek, parasını alacak. Abi Uğur'a ulaşamıyorum ya, merak ediyorum. Merak etme sen, o yolunu bulur. Tamam abi, tamam. Alo. Tamam, ben hemen geliyorum.
Tamam tamam, hemen geliyorum. Mehmet. Buyur abi. Mehmet, benim hemen çıkmam lazım. Evet abi. Bu paketi de bir saat sonra sahibi gelip alacak. Nasıl yapacağız artık? Bir saat kadar bekle. Tamam abi. Bunu teslim et. Anahtarı da vereyim sana. Dükkanımızı da güzelce kapat. Tamam. Yarın da erken gel. Tamam abi. Tamam, hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Neredesin lan sen? Sabahtan beri ulaşamıyorum. Arabayı ne yaptın? Oğlum sorma, arabayı bulmuyoruz. Nasıl? Nasıl buldular lan? Kim buldu? Oğlum 10 dakika arabanın başında neydi? Arabanın sahibi görmüş. Lan oğlum ben sana demedim mi? Biz bir şey plan çıkarsak sonu böyle olur diye. Oğlum nereden bileyim ben böyle olacağını? Oğlum oğlum yapacak bir şey yok. Ara şu Mehmet'i neredeymiş bir öğren bakalım. Bir çözüm önerisi falan bir şeyler bulalım. Birader bizim bir emanet varmış burada. Ha ben de seni bekliyorum abi. Buyur. Eyvallah birader. Eyvallah abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel. Lan oğlum ben var. Alo. Neredesin Mehmet? Ofisten çıkmak üzereyim. Tamam bizi bekle. Acil konuşmamız lazım. Ne oldu lan söylesene. Ya gelince anlatırım, yakınız zaten. İyi tamam. Tıkandı mı? Yürü yürü. Ne oldu lan? Neymiş böyle bir şey? Sorma lan sorma. Çağla arabada sahibi buldu. Mevzide söylenmiştim oğlum. Niye oğlum? Sen ders söylerken yakalanmadın mı? O da senin yüzün olur. Lan hep benim yüzüme zaten. Tabii senin yüzüne. Oğlum. Başınıza iş alacağınızı biliyordum da. Bu kadarını beklemiyordum amına koyayım. Ev soydunuz, araba çaldınız. Yapmayın dediğim ne varsa yaptınız amına koyayım. Şimdi başını sıkışın da yanıma geliyorsunuz. Haklı olduğumu kabul ediyorsunuz. Ama şimdi ne yapacağımızı konuşalım. Bırak şunu amına. Arabayı satabilseydim elimizdeki parayla buradan giderdik. Ama maalesef beceremedim. Oğlum kalktınız buraya geldiniz. Benim başımı da belaya sokacaksınız. Ne yapmaya çalışıyorsunuz amına koyayım ya? Ne yapabilirdim lan? He? Ne yapabilirdim? Babam beni ev almadı lan. Siz benim hırsızlığı bırakacağımı mı zannettiniz oğlum? Kendi canından bildiğim adam beni ev almadı. Sırf hırsızım diye. Yapmayacağım bunu. Etmeyeceğim bir daha dedim. Nasıl anladın lan? Ne işin var lan senin burada? Baba, çıktım ben. Temizim artık. Bundan sonra hırsızlık falan yok. Sana kaç defa dedim. Sen akıllanmazsın. Adam olmazsın. Git bir daha buraya gelme. Baba! Baba, bundan sonra hırsızlık falan yok. Bunu niye daha önce bize söylemedin? Nerede kalıyordun bunca zaman? Bir arkadaşım küçük bir ev ayarladı. Orada.
bakılır. Plansız yola çıkma. Eğer bunları bize daha önce anlatsaydı bir çözümü mutlaka bulurduk. Aklına gidiyoruz. Nereye lan? Kendimizi gömeceğiz, sıfırdan başlayacağız. Kalk. Kalk.